Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugün çok renkli bir konuğumuz var. Konumuz da tabii ki bir o kadar renkli demeyelim, rengarenk diyelim. O yüzden herkesi ekranları başına davet ettik. Herkesin ilgisini çekecek bir konu ve konukla bir arada olacağız. Maya Butik'ten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rana Kırkanahtar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, renklerin dili, modellerin dili, modanın tarzı ve ama öncelikle Sayın Rana Kırkanahtar kimdir? Kendi dilinizden tanımak istiyoruz sizi. Teşekkür ederim. Maya Butik Genel Müdür Yardımcısıyım. Bir çocuk annesiyim. Maşallah, Allah 2,5 yaşında bir kızım var. Amin. Teşekkür Allah ederim cümlemizin. Üniversite mezunuyum. Tekstil sektörüne eşimle evlendikten sonra girdim diyebilirim aslında. Ama her bayan gibi doğuştan ben de bir moda akımının peşinden giden bir kişisiniz. Evet. Evet, gerçekten de hepimiz gidiyoruz değil mi bu akımın peşinden? Kesinlikle. Peki, bu kadar güzel özetlediniz kendinizi. Evlilik sonrasında tekstil sektörüyle tanıştığınızı söylediniz. Ve hazır giyim, hazır giyimin de butik tarzı. Maya Butik'in vizyonundan biraz bahsedelim mi? Ve butik algısı artık ülkemizde hangi noktada, bunu konuşalım isterseniz. Perakende mağazaları olan bir birey olarak şunu söyleyebilirim ki artık zaman mağazacılıktan ziyade internet ortamında da var olmayı gerektiriyor. Böylelikle normal butik algısından ziyade daha geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Gerek yurt dışı, gerek Türkiye çapında her yer. Düşünsenize, perakende mağazanız varken sadece mağaza önünden geçen kitlelere hitap edebiliyorsunuz. Ama sosyal medyanın gücünü kullandığınızda, işte gerek Instagram, Facebook ya da web siteniz var ise daha farklı insanlara ulaşabiliyorsunuz, sesinizi duyurabiliyorsunuz. Evet, sektörde daha aktif olmanızı sağlıyor öyleyse. Kesinlikle. İnternet dünyası ve içinde bulunan sosyal medya diyoruz. Sosyal medya ne kadar hayatımızın içine girdi ve hayatımızı belli noktalarda çok olumlu, belli noktalarda da olumsuz şekilde yönlendirmeye başladı değil mi? Kesinlikle. Aslında hayatımızın her anında diyebiliriz şu an. En basiti, telefonsuz hiçbir yere çıkamaz olduk. Telefonumuzu unuttuğumuz zaman o günkü kendimizi yarım hissediyoruz gibi ve iş yerinde çalışıyorken dahi boş bulduğumuz her an bir şekilde sosyal medyanın büyüsüne kaptırıyoruz biz de kendimizi. Bir tüketici olarak da şunu söyleyebilirim ki kendi yaptığımız işte benim gibi giyinmeyi seven diyeyim, nacizane bir tarzım var ama en azından benim gibi bu işe gönül vermiş hanımlara bir nebze olsun ürünlerimizi ulaştırabilmek adına ben de bu sosyal medyanın içerisine katılanlardanım diyebilirim. Bu amaçla ilk önceleri hobi olarak başlayan bu serüven şu an biraz daha profesyonel yola doğru kaydı diyebilirim. Ve bunun da çok güzel sonuçlarını almaya başladık. Ne kadar güzel, artık emeğimizin karşılığını alıyoruz. Hobi olarak başladı, işe dönüştü, emek harcandı, emeğin de karşılığını alıyoruz diyorsunuz. Ne kadar güzel, öyleyse vizyonu da aslında aynı zamanda belirtmiş oldunuz bu şekilde. Teşekkür. Peki Maya Butik bünyesinde hangi markalar var ve hangi markalarla çalışmayı, hangi tarzı sunmayı daha çok seviyorsunuz? Aslında tarz biraz da benim giyimim gibi düşünebilirsiniz. Çok şık. Çok teşekkür ederim. Yaş sınırlamasını belirtmek gerekirse 20 yaşta 50-55 yaş arası kesime hitap ediyoruz. Büyük beden ürünlerimiz mevcut. Belli bir marka adı telaffuz edemem ama trend ürünleri kaliteli ve uygun fiyata bulabiliyor müşterilerimiz. Dolayısıyla gündemde olan, revaçta olan tüm modellerin sentezi gibi düşünebilirsiniz bizim mağaza çeşitliliğimizi. Evet, aslında butik havasından halen daha çıkmamayı da kendinize herhalde bir çizgi belirlediniz. Kesinlikle.
Çok da güzel. Bu sentez hakikaten çok da faydalı oluyordur diyoruz giyinmeyi sevenlere. Ben moda takibi demiyorum da giyinmeyi sevenler, giyinmeyi tarza dönüştürenler, kendi tarzını giyinerek yansıtanlar için ne kadar da güzel. Kesinlikle. Peki ürün seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında ürün seçimine eşim yapıyor diyebilirim. Her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın mutlaka vardır sözünü. Çok böyle bu konuda mütevazi olamayacağım ama şu şekilde eşime önerilerde bulunarak yönlendirmeye çalışıyorum ben de. Eşim 30 yıllık bu sektörün içinde olan biri olarak hanımların nelerden hoşlanabileceğini benden daha iyi biliyor diyebilirim. Benim ona katkım ise bu 5 yıllık süreçte biraz daha trend ürünlerin, işte şurası şöyle olsa daha iyi olur, şu renkte kullanılsa ya da bu modelde böyle bir kesim olsa daha iyi olur yönlendirmelerimle belki biraz şekil buluyor. Ama işin özüne baktığınızda seçimler tamamen eşime ait diyebilirim. Evet, 30 yıl az değil, neredeyse çeyrek asırı geçmiş, neredeyse bir orta yaş insan hayatının Kesinlikle. başlangıcı kadar 30 yıl sektörde, aynı sektörde var olmak çok büyük bir tecrübe, Teşekkürler. öngörü ve tabii ki güzellikleri, detayları fark edebilme görüşü getirmiştir. Mutlaka. Öyleyse eşinizin de gözüne sağlık, yüreğine sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz. Sizin de yönlendirmelerinizle birlikte muhteşem seriler çıkartıyorsunuzdur diyoruz müşterilerinize. Evet, peki evlendikten sonra dediniz bu sektöre Evet. atıldım. Eşiniz 30 yıldır bu sektörün içerisinde. Siz son kaç yıl demiştiniz? Son 5 yıl. Son 5 yıl. Evet, şöyle 2011 yılında evlendik biz. Aslında eşimin müşterisiydim ben aynı zamanda. Giyinmeyi seven bir bayan olarak Maya mağazalarından çıkmayan birini düşünebilirsiniz. Böyle bir serüvenimiz var kendisiyle. Evlendikten sonra öncesinde ben bilişim sektöründen gelen bir bireyim. Tamamen farklı bir kulvar. Ama giyinmeyi seven biri olduğum için aslında çok da yabancı olmadığım bir sektöre geçiş yapmış oldum. Kızımızın doğduğu süreçte 2 yıllık bir süre zarfında çalışmadım. İş hayatından uzak kaldım. İşte tam da o noktada o çalışmaya alışan insanları bilirsiniz, boş duramazlar. Ben de tam o karmaşayı yaşarken ne yapabilirim mi düşündüm ve en azından işte sosyal medya hesaplarıyla bu işi bir nebze olsun yönetmeyi kendime hobi edindim. Ve o hobi 2 yılın sonunda biraz daha profesyonel bir şekle dönüştü. Çünkü iş hayatına tekrar döndükten sonra artık mağaza ortamında çekimler yapmaya ve daha düzenli resimler paylaşmaya başladık. Takipçi sayımızda inanılmaz bir artış oldu ve insanlarda tabii mağaza ortamındaki çekimler daha bir güven telkin etti. Evet. Bu da bizi daha verimli bir yola koydu diyebilirim. Evet. Öyleyse sosyal medyayı yine söylüyorum çok aktif bir şekilde Kullananlardanız. kullanıyorsunuz Evet. ve böylece buradan yine Türkiye'nin dört bir tarafına ulaşmış oluyorsunuz ya da Türkiye'nin dört bir tarafından size ulaşabiliyorlar. Maya Butik olarak şubeli mi hareket ediyorsunuz yoksa tek bir merkez mi var? İki tane şubemiz var şu an için. Bir de internet alanında çalışmalarımız söz konusu. Zaten o kadar yoğun çalışıyoruz ve geri dönüşler o kadar güzel ki yetişemiyoruz diyebilirim. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanından işte örnek veriyorum Ağrı'da mağazanız yok mu? Antalya'da şube açmayı düşünmez misiniz? İşte Bursa'da neden yok efendim gibi serzenişlerde bulunuyor müşterilerimiz bize. Bu hem güzel hem de bizim kadrolaşma anlamında daha profesyonel bir yapı gerektirdiği için şu an için biraz askıda tuttuğumuz bir durum diyebilirim. Yetebildiğimiz kadar yetmeye çalışıyoruz. Umarız daha da iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah diyoruz ama zaten internet üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına hatta yurt dışına bile Kesinlikle. gönderiler yapmak artık çok çok kolay diyoruz. Kesinlikle. O yüzden belki de çok dağılmaya, çok parçalanmaya, büyümeye gerek kalmadan bu şekilde de devam edebilir, değil mi? Mutlaka. Evet. Peki biz bayanlar psikolojimiz bozulur ya da çok iyidir. Mutlaka. Alışveriş yaparız. Ben çok yapıyorum bunu. Çok yapıyorum.
Doğru orantılı mı bu? Hakikaten benim düşündüğüm Kesinlikle gibi mi? doğru orantılı, hiç de yanılmadığınız bir nokta. Mağazalarımızda örnekleriyle çok fazla karşılaşıyoruz aslında. Yani kendinizden pay biçerseniz bir gün alışverişe gittiğinizde tamamen aklınızda olmayan bir ürünü almış olarak geri döndüğünüzü görürsünüz. Ya da dünya kadar ürün deneyip hiçbir şey almadan mağazadan ayrıldığınızı bilirsiniz. Dolayısıyla psikolojiyle o kadar doğru orantılı ki sorunuz gerçekten doğru bir tespit bu noktada. Evet, öyleyse ne yapalım? Bizler de böyleyiz. Bayanlar da böyle, yapacak bir şey yok. Böyle olmasa tüketimin gücü olmaz herhalde. Çünkü bence ekonomiyi tamamen bayanlar yönetebiliyor, yönlendiriyor diyebilirim. Kesinlikle doğru, haklısınız bunda. Bir de bir özelliğimiz daha vardır biz bayanların. Bunu da çok sık yaşarım ben. Dolabımızı açarız. Giyecek hiçbir şeyim yok. Ben ne giyineceğim bugün? Özellikle bir de mevsim geçişlerinde ne Kesinlikle. büyük sıkıntılar yaşarız, ne büyük sıkıntılar yaşarız. Onun için gerçekten sektörde uzun yıllardır eşinizle birlikte artık söz sahibi olmuş durumdasınız. Bizlere ne önerirsiniz, nasıl kombinler önerirsiniz, neleri tercih etmemizi önerirsiniz? Ne yapalım? Dolabımızı açtık, var ama yok. Ne yapacağız? İşte öyle bir psikoloji içindeyse bence kişi, kendimden örnek vermek gerekirse mutlaka sade parçalara yönelin derim. İşte bir jean üzerine bir basic tişört tamamlayıcı olabilir. Yine kendini kişinin mutlu hissedebileceği hangi ürün ise aslında onu tercih etmesi daha doğru olacaktır. Siyah tabii vazgeçilmezimiz bayan olarak hem ince göstermesi hem de asil bir renk oluşundan olsa gerek. Siyah olmazsa olmaz bir renktir bence kişinin gardırobunda. Kombin önerisi derseniz yani aslında kişi kendi tarzını yansıtmalı. Çünkü moda diye her parça alınıp giyilmemeli. Herkesin üstünde aynı şıklıkta ve güzellikte durmuyor. Örneklerini de çok sıkça sokak modasında mutlaka Görüyoruz. görüyorsunuzdur. Kişinin yakıştığıdır aslında moda. Evet. Kişinin kendi iyi hissettiği ve iyi yansıttığıdır moda Evet. olan ürün. Kesinlikle bu konuda da haklısınız ve hep bu programlarımız dahilinde sohbet ettiğimiz otoritelerimizde sizin gibi düşünüyorlar, sizin gibi konuşuyorlar ama gel gelelim şu moda denen akımdan bir türlü kendimizi uzak tutamıyoruz. Mutlaka. Acaba bunun biraz da hazır giyim dayatmasından kaynaklandığını söyleyebilir miyiz? Çünkü bir giriyoruz mağazaya, yıllardır düşük bel pantolonlardan nefret ediyorum. Sıyrıldı. Ama Mutlaka. bulamıyorum yüksek bel pantolon. Çok şükür son 2 yıldır yüksek bellerde çıkmaya Kesinlikle. başladı. Kesinlikle. Benim de tercih ettiğim bir cin türüdür yüksek bel. Çünkü bir kere her şeyden önce kişinin proporsiyonunu güzel gösterdiğine inanıyorum. Artı oturup kalkarken ki durumu ayrı bir rahatlık. Değinmeme gerek bile yok sanırım. Moda akımından tabii ki kendimizi alamıyoruz elbette. Almayalım da zaten. Her daim onun içinde olalım. Ama benim az önce kastetmek istediğim, kişi sadece moda diye kendine yakışmayan bir şeyi tercih etmesin noktasıydı. Bu yıl üzerimde gördüğünüz bluz gibi kollar volanlı, İspanyol havası ve böyle bahar tadında ürünler çok revaçta olacak. Dolayısıyla sokaklarda sıklıkça karşılaşacağımız bir görüntü olacak. Çok da şık. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok severek kullanıyorum. Bir şekilde demek ki ben de kendimi moda akımından geri alamıyorum. Evet, ama şu da çok önemli. Hali hazırda butik olarak da butik tarzında ilerlemeniz de hazır giyimin dayatmasını önlemek maksatlı diye düşünüyorum. Çünkü eğer kişi ne yakışıyorsa bunu giymeli, içinde rahat olmalı düşüncesiyle butik olarak hareket ediyorsanız bence işte bizim de kapısını çalacağımız doğru adres sizsiniz Çok diyorum. teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Evet, moda dünyasındaki gelişmeler son zamanlarda birçok butiğin de doğmasını sağladı. Sizin farkınız ne oldu peki bu süreç içerisinde? Aslında tabii ki sosyal medyanın gücü diyeceğim yine.
Çünkü o kadar rahat kullanılabilen bir alan ki kitlelere çok çabuk ve kısa bir sürede markalaşabileceğiniz bir alan da oldu sosyal medya. Ama perakende mağazacılık hiçbir zaman bitmeyecek. Her ikisi de birbirini baltalıyor gibi görünse de aslında birbiriyle doğru orantılı giden şeyler. Mağazaların olması bizim için şu anlamda bir olumlu katkı sağlıyor. Müşterilerimize ulaştırdığımız ürünlerde beden sorunu ya da işte ürünü beğenmeme veya güvenip alamama, internette biliyorsunuz A gösterilip B gönderilen çok insanlar, mağdurlar vardır. Böyle güvensiz insanlarımızın işte kapımızı çalma olanağını sağlıyor butiklerimizin olması. Tabii butik çerçevesi de sizin seçtiğiniz seçme ürünlerin bir arada olmasını gerektiriyor. Ve hazır giyimden işte o aynı tarz ürünlerden sıyrılan noktada biraz daha sizin seçme şansınız olmasını aslında. Evet, gerçekten de öyle. Böylelikle de seçici olma hakkımızı doğru yönde kullanabiliyoruz sizlerin varoluşuyla diyoruz. Evet, moda 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 dedik. Modadan bir türlü hakikaten uzak duramıyoruz. Evet. 2017 yaz, hangi renkleri giyineceğiz, hangi renkler böyle uçuşacak? Bir kere kesinlikle güllü dallı, işlemeli, nakışlı, işte az önce de belirttiğim gibi böyle volanlı, tamamen salaş, uçuş uçuş şeylerle karşılaşacağız. Aslında geçtiğimiz kış bunun sinyallerini bir nebze olsun veriyordu. Pliseli etekler yine çok revaçta, takdir edersiniz ki. Yazında bu esinti aynı ivmeyle devam edecek. Ben açıkçası kendi adıma çok mutluyum. Çünkü hele ki baharın geç gelmesinden mi olsa gerek, böyle çiçekli, güllü dallı şeyler gördüğümde içim ısınıyor diyebilirim. O yüzden bu tarz ürünlerin olması bence tabii kişi kendisini de iyi hissedeceği için güzel geçecek diye düşünüyorum. Bu yaza iyi yansıyacak diye umuyorum. Evet. Öyleyse çok renkli bir yaz geçireceğiz. Kesinlikle. Evet, renklerin böyle bir gücü var değil mi insanlar üzerinde? Çok mutsuz olduğumuz ya da kendimizi mutsuz hissettiğimiz bir anda bile, örneğin ben sizi, tabii mutsuz değilim. Hamdolsun. Mutlaka. Ama böyle gördüm. Ay, kıpır kıpır bir şeyler oldu içimde. O kadar hoşuma gitti ki kırmızının canlılığı, kışkırtıcılığı, o yeşilin dinginliği, o kırık beyaz, siyah çok şık. Bütün renkler apayrı şeyler anlatıyor değil mi? Çok teşekkür ederim güzel görüşünüz için ve sizinle aynı fikirdeyim kesinlikle. Aslında yayına gelirken hani her bayan gibi bugün ne giysem, acaba ben orada nasıl kendimi sergilesem gibi bir algıya ben de kapılmadım değil. Sonra hem trend olan hem de böyle içimizi açacak bir parça seçeyim dedim. Naçizane böyle karşınızdayım. İyi ki de böyle gelmişsiniz. Teşekkür diyoruz. Ederim. Maya Butik'in ne kadar seçici, ne kadar kendine has bir tarzı olduğunu da seçiminizde buradan izleyicilerimizle paylaşmış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, kıpır kıpır, renkli, rengarenk ve çok güzel, aynı zamanda da tarz bir sohbet gerçekleştirdik değil mi? 2017'nin yazından da konuştuk ve artık dünyada trend nedir? Butikler hangi noktada, gerek dünyada gerekse ülkemizde, bütün bunları konuştuk. Bize bu konuda son derece samimi cevaplar veren Maya Butik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rana Kırkanahtar konuk oldu. Hoşçakalın.